Pop to Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek premium sanıkta neler var onları göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açarak da yine aynı şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde yeni premium sandığımıza geçelim. Birçoğunuz yeni gelecek şeyleri merak ediyor. O yüzden hızlı bir şekilde geçelim bence. Şimdi ilk önce sizlere ilk olarak gelecek olan premium sandığı göstermek istiyorum. Premium sandığımızda bir tane kırmızı böyle bir şey var ve hani bu bildiğiniz böyle lobby de böyle dijital şeyler falan filan getiriyor. Hani böyle efekt mi dersiniz artık nasıl bir şey dersiniz bilmiyorum ama hani böyle bir şey getirecekler ve bu kırmızı setin emojisi ise bu şekilde ama hani bu set öyle kırmızıya değer bir set mi onu bilmiyorum çünkü çok değişik duruyor hani alışkın olduğumuz üzere. Hani bu ne oğlum yani bildiğim bu kırmızı set değil sanki başka bir sete dönmüş. Daha sonra bir tane böyle pembe setimiz var. Ben açıkçası bu ilk gelecek premium sandığı pek fazla beğenmedim. Hani içinde işe yarar bir şey var mı derseniz hani pek fazla yok açıkçası. Bence ilk premium sandık açılmaya değmez diye düşünüyorum. Tabi siz de kendi düşüncelerinizi açıklamaya yazabilirsiniz. Açıklama ediyorum. Yorum olarak siz de yazabilirsiniz. Bir tek bir hani olur da açılırsa AKM deseni için açılabilir. Bir de bir motor desenimiz var. Onun için açılabilir ama motor deseninde üçlü motor olduğunu şu an duyunca açmayacağını biliyorum. Evet biliyorum. Merak etme biliyorum. Bir tane böyle bir motorumuz var. Daha sonra çanta desenimiz, tava desenimiz vesaire var ama hani motor deseni güzel mi? Güzel. Ama 3 tekerlekli olması o şeyini bitiriyor bence. Yani hani 3 tekerlekli. Çantaya gelecek olursak çantamız bir levelde böyle bir çanta. 2'ye geldiğimizde böyle bir şekle bürünüyor. Hani bu şeyler var ya uçma şeyleri. Sanki onun çakmasının çantaya uyarlanmış versiyonu gibi bir şey ve 3 levele geldiğimizde ise çanta bu şekilde duruyor. Yani çanta çok değişik alışılmadığın üzerinde bir şey. Hani daha önce görmediğimiz çanta desenlerinden diyebilirim. Kaskımızın 2 leveli ise bu şekilde yani 2 level bir kask. Hani 3 levele geldiğimizde böyle yeşilimsi mavimsi bence kask deseni de hani o kadar güzel durmuyor bana kalırsa. Hani ilk premium sandık açmak yerine bence biriktirip ikinci premium sandığı açarsanız daha güzel olabilir. Ha açarsanız ne için açabilirsiniz? Burada bir tane mesela saç var. Bu kuyruklu saçlardan var. Bir tane böyle mavi setiniz var. Bu da idare eder hani o kadar güzel olmasa da. Açılırsa buradaki saç için açabilir çünkü saç hani hareket ettiği için bence güzel olabilir. Bu saç zaten hani iki şekilde var. Bir erkek bir kız versiyonu var. Kız versiyonuna geldiğinde bu saç hareket ediyor. Hani alırsanız bence bir bu alınır yani. O da çıkar mı bilmiyorum. PUBG böyle baş çıkartmayı sevdiği için belki çıkabilir diyelim. Hani belki yani böyle baş çıkartmayı sever ya. Sis bombası da geldiğimizde ise sis bombamız da bu şekilde. Yani artık sis bombası baya var hesaplarda. Daha sonra burada bu dandik şeyler var. Zaten hani artık bunları kimse önemsemiyor. Hani eski şeyleri bence sürekli olarak PUBG böyle getirmeyi bırakmalı. Hani moroya getireceksek de böyle mor olsun. Hani çıktığında giyilebilecek bir şeyler olsa bence güzel olabilir. Bunlar hani o kadar cafcaflı güzel şeyler değil bana göre. Yani bilmiyorum bana çıksa ben kullanmam. Büyük ihtimalle bunlar vardır bende. Daha sonra aşağı taraflarda bir tane böyle doktor şey var. Yani hani doktor şey aşağıda biraz da polis gömleği falan filan ekleymişler. Polis seti falan filan. Onlardan da koymuşlar. Bu sefer mor itemi birazcık arttırmışlar gibi duruyorlar. Yani ben yanlış anlamadıysam birazcık mor itemi arttırmışlar. Ve burada mesela polis şeyi de var hani polis paltonu, polis seti vesaire. Bu zaten bende var. Hani polis seti bende bayağıdır var. Ne zaman çıktı bilmiyorum. Aşağılar zaten hani grafiti en sevdiğimiz. Daha sonra bu premium bittikten sonra yine bir premium sandığımız daha var. Bence buradaki premium sandıktaki kırmızı öğe çok güzel. Bak bir şey diyeyim mi? Bu kırmızı öğe bence güzel ve bu da balık çağırıyor. Ana balık çağırıyor lan. Balığı döndürüyor bir şey yapıyor oğlum çok güzel.
Harbi harbi güzel. Bak bu kırmızı sete değer işte bak. Az önceki değmez ama bu değer. Hani açacaksınız, benim önerim gelin bunu açın abi. Hani o değmez bana göre. Ben bunu açmanızı öneririm. Premium sandıkta zaten birkaç gün işte Royal Pass açıldıktan sonra gelir. İleride tam tarihini isterseniz videosunu çekebilirim ama şu anlık tam tarihi zaten belli değil. Ama ilk gelecek hangisi onu sizlere söyleyebilirim. Tarihini isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Onu da hani tam tarihi belli olduğunda videosunu çekerim. Hani şu an yanlış bilgi vermektense birkaç gün sonra çekerim. Gerçeğini veririm. Hem bana kötü yorum gelmez hem de siz öğrenirsiniz. Hani ben de bilirim şu an işte yarın gel. Ama yarın gelmeyecek yani, o yüzden diyemem. Bu arada belirli SLR DSL falan filan baya güzel olmuş yani, ben açıkçası beğendim. Ama çıkar mı bilmiyorum. Bak böyle baş falan da yok, çanta deseni de güzel. Bence güzel yapmışlar bunu. Baya güzel duruyor, baksanıza bak. Çanta falan, hani ben çantayım diyor abi, kendini gösteriyor böyle. Az önceki göstermiyordu hani. Bu gösteriyor. Bu değer. Ondan sonra kask desenine gelecek olursak, bir levelde kaskımız bu şekilde yani, bir level klasik güzel. 2 level geldiğimizde birazcık daha böyle şekilleniyor falan, tasarımı güzel oluyor ve 3 levele geldiğimizde tam kullanmalık bir kask oluyor. Evet, bence güzel bir kask. Tavaya gelirsek, ben tavalardan bıktım artık zaten, hani ondan fazla tava deseni var. 40-45 tane paraşüt var, onlardan bıktım. Bomba desenimiz bir tane, böyle beyaz morlu bir bomba desenimiz var. Bence bu da güzel. Buna motor araba deseni koymamışlar ama sıkıntı yok yani. Daha sonra diğer bir pembe setimize gelecek olursak, bence bu pembe set de hani pembe set olmayı hak eden setlerden birisi ve bıktık dediğimiz paraşüt. Bıktım oğlum, bıktım. Vallahi hesapta 40'tan fazla paraşüt var ya. Yeter artık, sal. Daha sonra bir tane böyle bir çanta süslememiz var. Hani benim önerim, eğer ki premium sandık açacaksınız ve biriktiriyorsanız ikinci premium sandık da açın. Hani ikinci premium sandık bana göre daha kaliteli. Yani benim önerim bu açıkçası. Tabii sizin düşünceniz farklı olabilir ama ben kendi düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Burada da böyle bir tane Flight Attendant top falan filan bir şeyler seti var. Yani tam olarak Türkçesini bilmediğim için ama büyük ihtimalle herhalde benim hesapta bu da vardır. Bilmiyorum ki, o kadar çok mor şey var ki. Hele hele premium sandıkta ne kadar baş, yüze takılan ne varsa hepsi bende var zaten. Hani say bitmiyor. Burada yine bu hemşire setini de koymuşlar, doktor setini. Aşağıya da polis setini de koymuşlar. İkisi de bunları koymuşlar ama hani bence açılmaya ikinci gelecek olan daha çok değer diyebilirim. Ya bana göre açıkçası öyle. Size göre nasıl olur bilmiyorum ama bana göre mesela bunu açmak daha güzel. Ve bu videoluk da benden bu kadardı. Sizlere elimden geldiğince yeni sezonda gelecek olan premium sandıkları göstermeye çalıştım. Bu arada daha sezon ayın 17'sinde bitecek gibi duruyor. Hani buraya 17 yazmışlar. Ayın 18'inde büyük ihtimalle sezon 20 bizim değişimizde yeni ismiyle C1S1 tam açılımı unuttum. Öyle bir sezon başlayacak. Yeni sezonda zaten birinciyle oynayacağımız için ya bana pek fazla fark etmeyecek açıkçası rank kasmakta. Umarım sizler de yeni sezon geldiğinde Fatih Kasar ve Fatih olursunuz. Neyse, bu videoluk benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bye bye.